Avukat Mehmet Emin Tatlıpınar ekranlarınıza geliyor. Şu anki durağımızda değerli avukatımız Mehmet Emin Tatlıpınar var. Hemen öncelikle kendilerini tanıyalım. Ardından bu alana dair kendileriyle keyifli sohbet gerçekleştirelim. Ben avukat Mehmet Emin Tatlıpınar. Öncelikle şunu söylemek isterim. Birçok Türk ve dünya liderinin yetişmiş olduğu Kuleli Asker Lisesi mezun olmaktan ve en büyük dünya lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün yetişmiş olduğu Kararp Okulu mezunu olmaktan her zaman gurur ve kıvanç duymaktayım. Şu anda da avukatlık hizmeti veriyorsunuz evet. Bizlere. Bu alanda genellikle hangi davalara bakıyorsunuz? Bu alanda ceza hukuku davaları, askeri ceza ve disiplin hukuku davaları, bunun ekseninde polis, asker, memur hukuku davaları da diyebiliriz. Sözleşmeler hukuku, bilişim hukuku, günümüzde güncel olan kripto para hukuku, uluslararası hukuk, memur hukuku, miras hukuku, vergi hukuku ve idari hukuku dallarında hizmet vermekteyiz. Mehmet Emin Bey, aynı zamanda askeri ceza ve disiplin hukuku davaları alanında da hizmetler veriyorsunuz. Bu avukatlık hizmetlerinizden de bahsedebilir misiniz bizlere? Tabii ki. Öncelikle askeri ceza ve disiplin hukuku özel bir hukuk. Bir kamu hukuku dalı olarak özel bir hukuk. Çünkü tekelinde bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nde disiplinin tesisi ve sürdürülebilmesi için öncesinde bu alanda uzmanlaşmış askeri hakimler tarafından, askeri mahkemeler tarafından ve askeri yüksek mahkemeler tarafından bakılan suçlar ve disiplin cezalarıydı bunlar. Bu süreç diğer genel cezalardan farklı olduğu için askeri suçların genel itibariyle farklı bir özellik göstermekteydi. Fakat 16 Nisan 2016 tarihindeki 6771 sayılı kanun ile birlikte anayasaya koyulan geçici 21. madde ile askeri mahkemelerin, askeri yüksek mahkemeler kaldırıldı. Bunların hepsinin görevleri sivil mahkemelere verildi. Dolayısıyla yargıda birlik adı altında bütün mahkemeler birleştirilmiş oldu. Aslında askeri ceza ve disiplin hukuk alanı geniş bir alan olduğunu söylemiştim. Buna şu şekilde örnek verebiliriz. 926 sayılı TSK personel kanunundan 211 sayılı iç hizmet kanunu ve yönetmeliği, 1632 sayılı askeri ceza kanunundan 6413 sayılı TSK disiplin kanununa kadar hepsi askeri ceza ve disiplin hukuku içerisine giren konulardan oluşmaktadır. Tüm değerli bilgilerinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, kıymetli avukatımız Mehmet Emin Tatlıpınar'la keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Alanındaki başarılı isimleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Hoşçakalın.